Ne üretiyoruz hiç. Bugün alacağız, yarın satacağız. Para kazanmanın bir yolunu bulacağız. Parayı korumanın bir yolunu bulmaya çalışacağız. Milyonlarca yoksul bir araya geleceğiz. Zenginlere verilen garantiyi karşılamaya çalışacağız. Dün kabine toplantısı sonrasında memura emekliye yapılacağı söylenen zamma dair bir açıklama beklerken bu açıklama geldi. Bu açıklamayı davulla zurnayla karşılayan düşürdü işte düşürdü. Yükseltmesini bildiği gibi düşürmesini de bildi doları diyenler de vardı. Onları da göstereceğim. Onlar da maalesef yoksul tabir ettiğimiz halk kitleleri. Yani bizler, yani bizler 12-13 bin lira para girmiyorsa bir eve yoksul o hane halkı. Bizler milyonlarca yoksul nasıl ki geçemediğimiz yolların müteahhitlerine ödeme garantisi verildiği için hem de dolarla garanti verildiği için o otoyolların parasını ödemeye devam edeceğiz. Şimdi de zenginin mevduatına verilen sözü tutmak için çalışacağız. Yarın sabah gün doğmadan karanlıkta yola çıkacak çalışanlar bir işi olanlar işlerine gidecekler. Yine hava karanlıkken geri dönecekleri evlerine çok çalışacaklar. Çok çalışacağız ki bir avuç zenginin Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bankada parası olan 300 bin kişinin servetine servet ekleyelim. Bir tarafta 300 bin kişi, diğer tarafta 83 milyon 700 bin kişi. 83 milyon 700 bin kişinin arasında helal olsun diyenler de var. Olsun. Siyaseten başarı mı? önümüzdeki seçimlere etkisi ne olur? Geçim derdindeyiz. Geçim şimdi. Döviz madem düştü, dolar düştü. Sayacağım ürünler siz lütfen listeye ekleyin. Ete, süte, ekmeğe, mazota, gübreye, tuvalet kağıdına, LPG'ye, benzine, iğneye, ipliğe, peynire, kahveye, elektriğe, suya, gaza ayçiçek yağına, bebek mamasına ve bebek bezine, hijyenik pede, sabuna, diş macununa, kedi köpek mamasına, çöp torbasına, makarnaya, pirince, mercimeğe, şekere yapılan zamlar geri alınacak mı? Geri alınması gerekmez mi? Bu çok haklı bir talep değil mi? Hiper enflasyonla Türkiye'yi belki seçimden hemen önce ya da sonra tanıştırmış olurlar. Seçim tarihini henüz bilmiyoruz ancak bu hamleyle seçmenin gönlünü bir kez daha Fethettiğini düşünüyor, iktidara destek olmaya devam edenler ve dönüp bizlere soruyorlar ne oldu yüzünüz düştü dolarlarınız eridi değil mi diye bir dolarım yok bir dolarım yok Türk lirasıyla maaş almaya devam ediyorum mevduat hesabım da yok yani öyle vadeli mevduat hesabında falan dolarlar olsa doların düşüşü çıkışı evet yakından takip eder ve para merimesin diye bir şeyler yapmaya çalışırdım. Biz maaşlı çalışanlar ya da bir işi olmayanlar, emekliler, memurlar bizler ne olacağız? Bu yeni program, yeni vaat edilen şeyler bizi nasıl etkileyecek? Şimdi detaylarına bakalım. Detayları nedir onu anlamaya çalışalım. Türk Lirası mevduatların faiz geliri Kur gelirinin altında kalırsa aradaki fa farkı hazine karşılayacak diyorlar. Hazine ne demek? E, hazine işte Cumhurbaşkanımızın hazinesi, hazine hepimizin hazinesi. Hani bizim vergilerimizle oluşan hazine. Yani biz ödemeye devam edeceğiz. Umarım ödeyecek durumda olur o hazine. Şimdi hep bardağı dolu taraf boş tarafından bakıyorsunuz. Biraz dolu tarafından bakın diyenler. Dol tarafından bakmaya çalışalım. Dol tarafından bakalım. Önce bir detaylarına vakıf olalım. Önce bir öğrenelim neymiş bu yeni program. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçları devreye alıyoruz. İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse Türk lirasının itibarını korumak da aynı şeydir. Bu bir faiz artışıdır. Klasik klasik AK Parti politikalarının U dönüşüdür. Açıklanan bu kararlar örtülü bir faiz artırımıdır. Örtülü bir faiz artırımı. Ekonomi bütünüyle yabancı paraya bağlanmış oldu. Bunun adı Tam da mandacılıktır. İktidar dövizdeki artışın önüne geçmek için yeni bir planı devreye soktu. Muhalefetten bunun adı örtülü faiz artışı tepkisi geldi. Artık bankalardaki Türk Lirası mevduata verilen faiz kur getirisinin altında kalırsa aradaki farkı hazine karşılayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bir sorun bir siyasi sorundur her şeyden önce. Önce o siyasi sorunun çözülmesi lazım. Ülkeyi yönetemiyorlar. Geçen her gün çok da ağır maliyetler getiriyor. Vatandaş bu maliyetlerin altında eziliyor. Kurtulmanın tek yolu var. Onun içinde yani iktidar sahipleri içinde doğru olanı sandığı getirmek ve milletin hakemliğine başvurmak. Hazineden karşılamak zorundalar. Başka yolu yok. Veya bütünüyle kanunları bir kenara bırakıp yasa dışı bir ekonomik işleyiş yaratacaklar. Yani yasaların olmadığı, kuralların bulunmadığı, arka kapıda tıpkı kara borsa gibi çalışan bir ekonomik düzen kuracaklar. Bankalarda zaten yüzde altmış altmış çıkmış döviz mevduatı. Öte yandan Türk lirası mevduatında sen döviz endeksleyeceğim diyorsun. E ne oldu? Bu senin milli ve yerli bankacılık sisteminin tamamıyla dövize endeksli bir mevduatta çalışması hangi millilik anlayışına sığıyor? Hangi yerlilik anlayışına sığıyor? Bunu çıkıp bir anlatmaları lazım. Erdoğan'ın açıklaması sonrası kur hızla düşmeye başladı. 18 liranın üzerine görerek rekor kıran dolar 13 seviyesinin altına kadar geriledi. Türkiye kurdaki düşüşü konuştu. Şu anda bir piyasaya müdahale var. Bu iktidarın ekonomideki savaşının hedefi halk. Halkın çok büyük bir kesimini yoksullaştıracak, sefalete mahkum edecek, açlığa sürükleyecek bir savaş yürütüyorlar. Kendi parasını değersiz gören, yabancı parayla güven vermeye çalışan bir yönetim beceremez. Ayakta da kalamaz. Kalamayacak. Çünkü devletin kasasını, hazineyi, kendi vatandaşına dövize endeksli bir biçimde borçlandırmak bu ülkenin yarınlarını ipotek altına almaktır. Düzenlemenin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yazılı açıklamayla duyurdu. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli açılabilecek. Vade sonunda kur faizin üzerinde olursa fark hesaba yatırılacak. Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vadeden önce para çekilirse faiz ödenmeyecek. Kendi ceplerindeki parayı değil. 84 milyonun parasını harcalı. Toplanan para paralar beytülmal diyoruz biz bunu. Beytül el uzatılır mı? El uzatılmaz. Beytül mali nasıl kullanacaksınız? Eğer bu işlem tüm TL mevduatlar için yapılırsa örtülü bir faiz artışıyla milli paramızı terk etmiş olacağız. Yok kısıtlı yapıldığı ortaya çıkarsa daha fare doğmuş olacak. Kurun Türk lirası karşısındaki değerinin belli bir dengeye indirilmesi için bu kadar kaynağı israf etmeye gerek yok. Halkın çıkarlarına dayalı, kamu yararını esas alan adil paylaşım hedefine yönelmiş bir ekonomi anlayışı yeterlidir. Tam sayı söyleyeyim. Bugün bankalarda 1 milyon liranın üzerinde parası olan 323 bin kişi var Türkiye'de. 1 milyon lira üzerinde parası olan 323 bin kişi. Şu anki TL mevduatlarına bakınca bu düzenleme bu kişilerin hazineden servet transferi garantisi alacakları anlamına geliyor. İşin kaymağını yiyecek olanların sayısı bu 323 bin kişi ve belki aileleri diyelim. Geri kalan milyonlar bizler de çalışacağız ki bu hazineden verilen servet transferi garantisini karşılayabilelim. Geçmediğimiz yolların borcunu ödemeye çalıştığımız gibi. Yarın sabah ne olacağını tahmin edebiliyor muyuz ülkede? Umalım ki iyi şeyler olsun diyorum ya bardağı dolu tarafından bakmaya çalışalım. Umalım ki iyi şeyler olsun. Yoksa doların hem doların artmaya devam ettiğini hem de bu servet transferi garantisinin verilmiş olduğunu hesaba katarsak önümüzdeki nesillerin değil sadece önümüzdeki seçimlerin düşünüldüğünü açıkça göreceğiz. Ve işin en tuhaf tarafı halkın yoksul kesimleri, borçları giderek artmakta olan kesimleri hazinenin borcunu kendi borçları değilmiş gibi düşünerek Halay çekerek bugünü kutluyorlar. Halay çekenleri birazdan gösteririm. Ee, ama tüketici güven endeksinden söz etmek istiyorum. En düşük seviyesinde tü tüketici güven endeksi. Ne zaman? Daha önce de söylemiştim. Tüketici güveni artsa ülkede sandık o zaman geliyor. Hani hep diyorlar ya, Cumhurbaşkanı kaybedeceği seçime girmez diye. Tüketici güven endeksinin arttığı, yükseldiği zamanlarda yapılmış seçimlerde iktidarın da oy oranının arttığını görüyoruz. Tarihin en düşük seviyesinde tüketici güven endeksi bugün açıklandı. Kasım'da 71,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi tüketici güven endeksi. Aralık'ta ise 68